Bismillahirrahmanirrahim. Bu haftaki konumuz bir zihin problemi olarak doğru düşünmenin temel ilkeleri. Doğru düşünmenin temel prensipleri şeklinde de ifade edebiliriz. İnsanoğlu tarih boyunca düşünme eylemini gerçekleştirmeye çalışmış ve birçok yöntemler denemiştir. Kimisi aklı esas almış, kimisi deney ve beş duyu esas almış. Hatta bazıları gerçek bilgiye ulaşılamayacağını ifade etmiş. Dolayısıyla ortaya tam bir kaos çıkmıştır. İşte bu konuda günümüz Müslümanının özellikle ortaya koyması gereken bir performans olduğu kanaatindeyiz. Bu performans, İslami temel ilkeleri esas almak suretiyle düşünmenin nasıl olması gerektiği yönünde olmalıdır. İşte bu hafta bunu bir çerçeve, düşünce olarak ortaya koyacağız. Çünkü delillerini ortaya koymaya çalışırsak uzayacak. Ee, insanların daha rahat bir şekilde bir çırpıda e, izleyebileceğime çalışacağız. Bizim Müslüman olmamız aslında büyük bir avantaj. Müslüman olmak demek Kur'an'ın ortaya koyduğu bütün tanımlamaları kabul etmek demektir. Müslüman kelime-i şehadet getirmek suretiyle Kur'an'ın iyi, kötü, doğru, yanlış, faydalı, zararlı diye tanımladığı bütün kavramları aynen kabul etmiş insandır Müslüman. Durum böyle olunca işimiz biraz daha kolaylaşıyor. Nasıl kolaylaşıyor? Biz bilginin kaynaklarına inmeye gerek kalmadan bir Müslüman nasıl düşünmesi lazım? Bir Müslüman nasıl düşünmemesi lazım? Bir Müslüman nasıl düşünürse ee, isabetli olur. Nasıl düşünürse yanlış. Olur, yanlış bir sonuca varır. Ee, bunu konuşacağız. Ee, Müslüman olmamız bizim için avantaj dedik. Çünkü şöyle bir durum var. Allah Teala, Hazreti Adem'den itibaren bütün dinleri doğru ve yanlış tanımlamaları üzerine göndermiştir. Yani bütün dinlerde doğru davranış ve yanlış davranış tanımlanmıştır. Bizim dinimizde de böyledir. Esasen orijinalleri itibariyle değerlendirecek olursak bütün dinler aynıdır. Hz. Adem Aleyhisselam'a gelen vahiy de aynı. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a gelen vahiy de aynı içeriklere sahiptir. İbadetler konusunda küçük değişiklikler vardır. Hemen şunu ifade ediyoruz ki bir Müslüman düşünürken Kur'an-ı Kerim'in haram olarak bize bildirdiği konularda düşünemez. Kur'an-ı Kerim'in yine farz olarak ifade ettiği konularda da düşünemez. Çünkü bu konuyu Müslüman daha önce düşünmüş ve İslam'ın ortaya koyduğu, takdir ettiği bu tanımlamaların doğru olduğunu kabul ederek kelime işaret getirmiş insandır. Bu durumda olan bir insanın yeniden bir daha ben bu konular üzerinde düşüneceğim demesi kelime-i şehadete zarar verir. Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki yöntemi şudur. Önce Kur'an, doğruyu Hizbullah olarak, Allah'ın yolu, Allah'ın tarafı olarak ifade eder. Yanlışı da Hizbüş şeytan olarak. Yani yanlış yol, kötü yol, zararlı düşünceler faydasız fikirler olarak anlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim çok önemli bir mesele olarak ifade edelim ki, hizb şeytanı, yani e, faydasız, zararlı e, yolu ya da düşünceleri, e, yanlışı e, hiçbir zaman değerlendirmeye tabi tutmaz. Direkt atar. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın kelamı olduğuna göre şöyle de ifade edebiliriz. Allah Teala yanlıştan fayda mı gelir, zararlı mı gelir şeklinde bir e, tartışmayı kabul etmez. İşte bizim de böyle yapmamız lazım. Acaba haram olan Allah Teala'nın haram olarak ifade ettiği e, bir konuda bir de biz düşünelim bunu dememiz imana zarar verir. Düşünemeyiz. Peki burada bir e, düşünce özgürlüğü kısıtlaması var mı? Hayır. Müslüman bütün bunları zaten düşünmüş, değerlendirmiş ve kabul etmiş insandır. Farz olan davranışlar faydalı, iyi, güzel. Haram olan davranışlar ise çirkindir. Şimdi Müslümanlar bu ilkeyi, bu prensibi, Kur'an'ın bize bildirdiği prensibi maalesef ortadan kaldırıyorlar. Buna göre düşünmüyor Müslümanlar. Müslümanlar düşünürken şöyle bir ifadeyi daima kullanıyor. Allah Teala bu konuyla ilgili olarak şöyle buyuruyor biliyorum ama diye başlıyor. Bu da Müslüman'ı şirke götürüyor. Çünkü Allah Teala bir konuda böyle buyuruyor dedikten sonra Müslüman ama diyerek veyahut da fakat demek suretiyle başta söylediği temel prensibi ortadan kaldıracak bir takım düşüncelere sahip olamaz. Eğer böyle olursa bunun adına şirk denir. Hazır kardeşlerim tabii ki e, hızlı konuşmamız gerekiyor. E, bu konuyla ilgili bir örnek vererek e, konuyu bir çerçeve halinde arz etmek istiyorum. Diyelim ki bir kimse konuşuyor, görüş beyan ediyor televizyonda bir konferansta bir gazete köşesinde ya da herhangi bir konuşmada fark etmez. Ve yine örnek olarak şöyle söyleyelim. Ekonomiyi değerlendiriyor. Ekonomiyi değerlendirirken bir kimse İslam'ın haram kıldığı unsurları faydalı olarak ifade ediyorsa bu dine, imana, itikada zarar verir. Eğer diyorsa ki ekonomi için Faiz gereklidir. Ekonomi için içki, kumar ve diğer e, müesseselerin teşvik edilmesi lazım. Bunların kayıt altına alınması lazım. Eğer bunlar kayıt altına alınırsa, bu takdirde e, ekonomi daha da güzelleşir. Hatta bunların teşvik edilmesi lazım gibi bir takım şeyler söylüyorsa. Bu onun dinidir. Bak burası çok önemli. Yani böyle bir kimsenin ayrıca bir daha ben Müslümanım demesine hacet yoktur. Çünkü Allah Teala'nın zararlı olarak tanımlayıp bize bildirdiği temel prensipleri yok etmiştir. Ona uymamıştır. Elbette ki herkes istediği gibi düşünceye sahiptir. Olabilir. Ancak biz Müslüman için Kur'an nasıl doğru düşünme yollarını bize göstermiş. Buna uymak zorundayız. Yine Müslüman için en büyük tehlikelerden birisi de erteleme yöntemidir. Öteleme yöntemidir. Bu nasıl oluyor? Evet. Allah Teala böyle buyuruyor ama günümüzde şöyle şöyle bir takım gerçekler var. Bundan dolayı Allah Teala'nın emirlerini, hükümlerini hemen bir anda 10 sene, 20 sene, 30 sene gibi mesela bir sürece tabi tutmak suretiyle bir anda biz bunları topluma hakim kılmamız mümkün değildir zamana ihtiyaç vardır. İşte günümüzde en fazla e, Müslümanların zihnini karıştırmak için uygulanan sistem budur. Öteleme sistemi. Halbuki bu da Allah Teala'nın hükümlerine aykırıdır. Hızlıca ifade etmem gerekirse Allah Teala'nın herhangi bir hükmünde farz veya haram olmak üzere Herhangi bir hükmünde beş tane daha hüküm vardır, beş tane daha unsur vardır. Allah Teala bir şeyi emretmişse veya yasaklamışsa emrettiği ya da yasakladığı fiili tanımlamıştır. Kur'an ve Sünnet'te bu fiilin tanımlaması yapılmıştır. Yine bu fiilin faili de tanımlanmıştır Kur'an ve Sünnet'te mef'ulü de tanımlanmıştır. Ve bu fiille ilgili olmak üzere zaman ve mekan tanımlaması da yapılmıştır. Bir Müslüman bu tanımlamaların hiç birisini kendisine göre yapamaz. Mesela orucun tanımlamasını yapmıştır Allah ve Peygamberi. Haccın tanımlamasını yapmıştır. Faizin tanımlamasını yapmıştır. Kumar fiilinin tanımlamasını yapmıştır. Bu tanımlamaların üzerine tekrar bir daha şöyle olsa daha iyi olur gibi bir tanımlama İslam'ın dışındaki bir tanımlamadır ve doğru düşünmenin temel prensiplerine aykırıdır. Mesela orucu kim tutar? Hacca kim gider? Bütün bunları ya da e, kumar fiiliyle ilgili olarak bunun faili kimdir? Ya da faiz fiiliyle ilgili olarak bunun faili kimdir? Bütün bu tanımlamalar Allah ve Peygamberi tarafından yapılmıştır. Tekrar bir daha bu konunun ele alınıp değerlendirilmesi tevhid düşüncesine zarar verir. Yine zaman tanımlaması yapılmıştır. Herhangi bir fiille ilgili olarak. Mesela orucun bir zamanını Allah Teala bize bildirmiştir. Haccın zamanını bize bildirmiştir. Mesela zekatın zamanı vardır. Yine e, faizin, kumarın zamanı geniş zamandır. Bunlar da bildirilmiştir bize. Bunlar şimdi olmaz. Bunlar için önce bir altyapı hazırlamak lazım gibi yeni bir tanımlamaya girişmek, bu defa altyapıyı nasıl hazırlamamız gerekir meselesini ortaya çıkarır. İşte tam onu, o noktada şeytan devreye girer ya da şeytanla işbirliği yapan odaklar, merkezler devreye girer ve yeni bir tanımlama ortaya çıkarır ki bu da doğru düşünmenin temel prensiplerine aykırıdır. Müslümanlar için en büyük iki tehlike vardır. Birisi herhangi bir konu değerlendirirken bu konu siyasi bir konudur. Biz buna girmiyoruz. Bu çok tehlikeli bir şeydir çünkü Kur'an-ı Kerim'de devlet yönetimi anlamında siyaset konusunu ilgilendirmeyen hiçbir şey yoktur. Bir daha söylüyorum. Devlet yönetimi anlamında siyaseti, siyaset konusunu ilgilendirmeyen hiçbir hüküm yoktur. Ama bu konu Kur'an ve siyaset başlığı altında başka bir haftanın konusu olduğu için bunu o zamana bırakıyoruz. Diğer bir tehlike de az evvel belirttiğim gibi bu şimdi olmaz. Bunun için bir zamana ihtiyaç var. Allah'ın hükümlerini hemen bir anda uygulayamayız meselesidir. Bu iki kanaldan Müslümanlar maalesef şirke sürüklenmektedir. Hızlıca konuyu bitirmem gerekiyor. 20. yüzyılda yani günümüzde çok önemli bir faktör emperyalizm tarafından insanları yönetmek, insanların zihinlerini bulandırmak için ortaya atılıyor, ortaya konuyor, uygulanıyor. Bu da zihin kontrolü, beyin kontrolü veya akıl kontrolü de diyebiliriz. Akıl kontrolünün, zihin kontrolünün Beyin kontrolünün iki önemli temeli vardır. İki önemli ayağı vardır. Bunlardan birisi korku. Medya yoluyla özellikle bütün dünya halklarına emperyalizm sürekli korku pompalar. Bir takım şeylerden korkutur ve umutsuzluğa sevk eder. İşte tam bu noktada ikinci temeli devreye girer zihin kontrolünün ikinci temeli devreye girer, o da umuttur. Ya da eğer bir örgüt çözümlemesi için bu kullanılıyorsa menfaattir. Önce korku dağları oluşturulur, sonra da nasıl olması gerektiği şeklindeki e, düşünce zihinlere enjekte edilir. Ama burada bu noktada maalesef ki Kur'an-ı Kerim devrede değildir. Müslümanlar e, meydana gelen, oluşturulan, suni olarak oluşturulan ve asla olmayan korku dağlarının e, etkisiyle emperyalizmin kendilerine sunduğu yeni e, bir umut dalgasının e, arkasından sürüklenip giderler. İşte Buna karşı da dikkatli olmamız gerekir. Doğru düşünmenin temel prensipleriyle ilgili olarak şunu da söyleyeyim. Farz ve haram hükmünde olan bir konuda hiçbir şekilde düşünmemiz mümkün değil. Bu konuyu bir daha ele alalım. Bunlar son derece tehlikelidir. İman açısından. Ve doğruyu bulamayız. Mümkün değildir. Fakat bir de mübah olan konular vardır. Mübah hükmünde olan konular. Mübah hükmünde olan e, konularla ilgili olarak da şunu söyleyelim. İnsanlar bu konuları kendi akıllarıyla düşünebilir. Mesela eğitim nasıl olmalıdır? Mesela herhangi bir yere yol yapıyoruz. Kaç metre olsun? Ya da bir yere trafik lambası koyuyoruz. Bu yolun veya falanca kavşağın neresine koyalım bunu? Bunlar müba olan konulardır. Bunlar akıl yoluyla değerlendirilip sonuca varılabilir. Bu konunun da şartları vardır. Bir, ilgili konuda düşünürken vardığımız sonuç haram olan bir fiile sebep olmamalıdır. Bu çerçevede düşünmek gerekir. İki, liyakat. Liyakat çok önemlidir. Konuyu ele alıp değerlendirecek olan insanlar konunun ehli olmalıdır. 3. Konuyla ilgili bütün bilgiler toplanması lazım ve bu bütün bilgiler toplanırken bilginin kaynaklarına göre hareket edilmesi lazım. Yanlış bilgi bilgi değildir. Diğer bir konu da eğer mübah olan bir mesele kişileri ilgilendiriyorsa bu kişilerin de görüşleri alınmalı ya da e, mümkünse bizatihi e, değerlendirmenin yapıldığı mekana getirilip orada savunmalarının sağlanması lazımdır. Eğer e, bunlar yapılmazsa o zaman yanlış bir kanaate e, gidebilir insanlar. Bu da en azından kul hakkını doğurur. Sol sağ gibi kavramlar ya da emperyalizmin ortaya koyduğu falanca şöyle bir kimse mesela falanca din karşıtı, falanca topluluk, falanca kişi din karşıtı kim onun yanında yer alıyorsa ondan uzak durmak lazım gibi bir değerlendirme hiçbir zaman doğru bir sonuca götürmez. Düşüncemizin merkezinde Kur'an olmak zorundadır. Kur'ana kim daha yakın? Kur'ana kim daha uzak? Değerlendirme bu şekilde olması lazım. Falanca din düşmanı onun yanında olmayanlar doğru, onun yanında olan kimseler yanlış şeklindeki bir değerlendirme doğru düşünmenin temel prensiplerine aykırıdır ve mutlaka yanlış sonuçlara götürür. Burada bitiriyorum. Bir başka hafta tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.